Bir kadın yazar konuşuluyor son günlerde. Oğlu bir trafik kazasına karıştı. Gazetelerde okudunuz. Eylem Tok, bir kişinin ölümüne, dört kişinin yaralanmasına neden olan bir trafik kazasıydı. Annesi Eylem Tok onu aldı. Önce Mısır'a kaçırdı. Sabaha karşı kazadan hemen sonra böyle oradan çocuğu eve bile götürmeden havaalanına götürdü. Nasıl ayarladıysa gece yarısı Mısır'a gidildi. Oradan da Amerika'ya geçtiğine ilişkin haberler var. Gerçi oğlunun Amerikan pasaportu da varmış. Amerika'da doğduğu için Amerikan vatandaşı da sayılıyormuş. Şimdi tabii çok ilginç bir tartışma başladı burada. Bugün ölen kişinin yakınları babanın da bu işin içinde olduğunu söylüyorlar. Çünkü onları havaalanına anne oğlu babanın şirketinin çalışanları getirmiş. Evet. Onlar getirmişler. Onlar havaalanına. Yaralılardan birinin cep telefonunu da teslim etmiş. Evet. Ve aynı bugün yerde. Senin Tele1.com.tr'de de yazın var. Bir başka boyuttan bakıyorsunuz. Kaza, sahtekar yazar ve Süleymancılar diyorsun ve anlatacağım diyorsun. Ben okudum yazını ama sen anlat. Ya ben öncelikle bir yazar olarak ilk önce bu hanımefendinin yazarlığına itiraz ediyorum zaten. Yani tabii ki yasal bir engel yoktur. Herkes yazar olabilir. Yani herkes peygamberliğini de ilan edebilir. Yani burada yasal bir sınırlama yok. Ama söz konusu hanımefendi kamuoyu bu kaza sayesinde duydu. Fakat kendisi bir tane çok satanlara girmiş bir romanın yazarı. Kendi Instagram profilinde de böyle anıyor kendisini. Bunu araştırırken karşıma çıktı. Bu ilk romanını bastırdığı yayın evi, ismini vermiyorum sakıncalı olabilir diye. O yayın evinin sahibiyle özel bir ilişkisi var. Ve bu ilişki sonucunda bu kitap yazılıyor, basılıyor. Hatta iddialara göre ghostwriter dediğimiz hayalet yazar kullanılıyor ki hayalet yazar dünyada da örnekleri var aslında. Biyografi kitaplarında vesaire olabilir ama kurmaca bir eserde, kurgu yani bir romanda hayalet yazar kullanmak bir sahtekarlık. Yani önce bunun ne olduğunu söylemek gerekiyor. Bu yayın evi hanımefendinin kitabını basıyor. Daha sonra aynı yayın evinin sahibi, hanımefendinin sevgilisi olan şahıs bütün bu kitapları topluyor birkaç hafta içerisinde ve çok satanlara sokuyor. En çok satan kitap oluyor. Kitap oluyor. Ve bunu da hatta ben bir yazar olarak benim 7 tane kendi ismimle çıkmış kitabım var. Ben bunu bilmiyordum. Perakende noktalarından kitapları tek tek aldırıyor. Çünkü tek seferde eğer 10 tane kitap alıyorsanız bu tek bir alışveriş olarak görünüyor. Ama 10 kitabı teker teker aldığınızda 10 ayrı alışveriş gibi görünüyor. Böyle taktikler varmış. Biz de böyle saf saf... Kendi kitabını kendisi alıyor. Yani erkek arkadaşı, sevgilisi alıyor yayın evinin sahibi. Bu yayın evinin sahibi de Süleymancılar olarak bilinen tarikata mensup biri. Zaten daha sonra yine o tarikattan biriyle evleniyor ve aşı karşıtı, aşı karşıtlığı yapan kitaplar basan bir yayın evi. Ve bu söz konusu eski sevgili Covid'den vefat ediyor ve kayınpederinin kardeşi yani o aileden ki o aile de Süleymancılar tarikatının önde gelen bir ailesi. Tam rakamı bilmiyorum ama aynı aileden çok sayıda kişi vefat Bunlar ediyor. Bunlar iddia mı? Yani o Süleymancılar meselesi falan yoksa yani... Yok iddia değil. Yani bu kişilerin isimleri de var. Bu eski sevgili vefat ettiğinde zaten haber de oldu. Çünkü eski bir gazeteci, ekonomi alanında gazetecilik yapmış. Hatta dahi gazeteci olarak anılan biri. Ama daha sonra kendi hayatında bir takım dönüşümler yaşıyor ve bu tarikata yakın oluyor. Daha sonra bu yayın evini kuruyor ve bu yayın evinde bu hanımefendinin ilk romanı basılıyor. Ve iddiada o ki bu romanı kendisinin yazmadığı yönünde. Diğer kitapları... Hep yazar diye geçiyor gazetelerde falan da. Fotoğraflarını verebiliriz arkadaşlar. Evet yazar diye geçiyor. Hatta bazıları onu işte sosyetik yazar olarak anıyor. Ve böyle herkesin aynı kefeye konulması söz konusu. Ya bir kere bu da haksızlık. Yani burada
şu olay özelinde gördüğümüz hukuku tanımayan, kendini hukukun üstünde gören, yani hatta daha önceki Tele1.com.tr'deki yazımda da söz ettiğim gibi, yani bir üstünden hukuku yaşandığına dair bu ülkede her vatandaş kemiklerine, iliklerine kadar hissediyor bunu. Hani Cem Garipoğlu davası farklı mıydı? Aylarca evet. Kaçtı Cem Garipoğlu. Evet. Nasıl kaçabildi? Yani bu insanların bu kadar profesyonel Hayır, olması... Hayır, burada bir de trafik kazası sonuçta. Tamam, suçlu da olabilir. Suçunun cezasını çeker. Yani Garipoğlu'nda olduğu gibi yani bir cesedi parçalama, yok etme, şey yapma falan da değil. Yani bunu çok büyüterek de çocuğun psikolojisini de bozuyor. Şimdi bu annenin yani yazar, sözde yazar ya da tırnak içinde yazar annenin yani yazarlığını ben anlatmak istedim. Çünkü yazar evet. Yazar deyince herkes bizi... Böyle bütün yazarlar çok zengin, çok varlıklı ve biz böyle her istediğimizi yapabiliyoruz gibi düşünüyorlar. Yani oysa ki benim bir romanımı yazmam 3 yılımı alıyor. Ben 3 yıl ona emek harcıyorum. 2 tane kitap satsın diye yırtınıyorum, uğraşıyorum. Şunu hemen vurgulayayım. O kitap romanlarla ilgili program yapmıştık. Daha sonra Özdemir İnce kitapları aldı. Özdemir abi gerçekten sonra aradı beni bir süre sonra okumuş. Ya dedi... Çok iyi kitaplar dedi. Gerçekten. Evet, sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Bana da çok söyledi. Çok övgüyle bahsetti. Evet, ondan duymak da çok ayrıca kıymetli benim için. Ama bu sözde yazara dönersek daha sonra bu yayın evinden ayrılıyor. Çünkü sevgilisiyle bir takım adli vakalar gerçekleşiyor aralarında. Bir Sırbistan seyahatleri var. Orada kavga ediyorlar ve bana şiddet uyguladı diye bu sevgilisini şikayet ediyor ve nezarete atıyorlar Belgrad'da ve adamı öyle bırakıp kaçıp İstanbul'a geliyor. Yani kaçmak biraz... Şeyinde var, fıtratında var. Fıtratında var veya bir yöntem bunun için. Yani bilmiyorum, hani şahsen tanıdığım biri de değil. Bunun gibi vakaları var. Daha sonra başka bir yayın evine geçiyor. O yayın evinde yine bir takım hayalet yazarlarla ve editör diye anıyor kendisi ama... Onlarla çalışıyor. Birkaç tane daha kitap yazıyor. Ama zaten fakat bilinen yayın... bir kitabı da yok. Yani hepimizin bildiği bir yazarın bir kitabını hatırlarız değil mi? Yani bir yazar dendiği zaman... Yani bir... bizler medyadan, yayıncılık dünyasından, evet. Edebiyat dünyasından insanlarız. Biz tanımıyoruz. Ama bu da Türkiye'de yayıncılığın pek çok şeyde olduğu gibi, pek çok konuda olduğu gibi... Ne kadar saçma sapan bir hale geldiğinin de bir göstergesi. Yani çok değerli bir şey. Yani zihin işçisi olmak, yürek işçisi olmak, yazın, düşünce. Yani bunlar çok kıymetli. Evet. Ama buradan itibar değiştirmeye çalışan insanlar var. Yani bu hanımefendi de eşinin, popo büyütme ameliyatları yapan bir estetik cerrah. Bu konuda uzmanmış. Yani bunu da yeni öğrendim. O konuyla bilinen biri. Eşinin kliniğinde çalışan, müşterileri karşılayan bir hanımefendiyken bir gün yazar olmaya karar veriyor. Çünkü benim param var, ben yazar olabilirim, kitabımı da başka birine yazdırabilirim. Böyle düşünüp yazar oluyor, yönetmen oluyor. Yani her sorununu, her arzusunu parayla gerçekleştirmeye çalışan ve bunu başaran insanlar var. Üzücü olan kısmı bu. Oysa heba olan... pek çok yetenek aslında var. Aslında tabii burada kara kitap gibi bu hanımefendi bir öykü yazıyor, bir hikaye yazıyor, bir roman yazıyor bu olayla da. Yani